Bayrak şairi Arif Nihat Asya'nın kaleminden şiir tadında peygamber sevgisi kampanyası başlatıp Peygamber Efendimiz'e yapılan hakarete peygamber sevgisiyle cevap verelim. Peygamberimize övgünün en güzel örneği, bayrak şairi olarak tanıdığımız merhum Arif Nihat Asya, gönül telimizi titreten şiirler yazdı. Tarihimizin muhteşem ve şanlı sayfalarını şiirleştiren Arif Nihat Asya, peygamber sevgisi, bayrak ve vatan kavramlarını ustalıkla şiirlerinde nakış nakış işleyerek gençlerimize milli ve manevi tarih bilinci verdi. Arif Nihat Asya'nın Peygamber Efendimiz'i anmak için kaleme aldığı Dualar ve Aminler Naat şiirinin tamamını birlikte okuyarak Peygamber Efendimiz'e yapılan saldırılara peygamber sevgisi kampanyası başlatarak cevap verelim. Seccaden kumlardı, devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin ve mübarek geceler, dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı ve bir günkü gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan. Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştı ya Muhammed bugünkü kadar. Hasret gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat, çıkmadan yarına iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed, senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı sabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışla aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı.
konsun yine pervazlara güvercinler. Huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdum. Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed, yarına iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayıszade Osmanlar. Naatını Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına. Yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar. Sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Arif Nihat Asya, 1904 yılında İstanbul'un Çatalca ilçesi İneceğiz köyünde doğdu. Doğum adı Mehmet Arif'tir. Babası Ziver Efendi, annesi Zehra Hanım'dır. Arif Nihat Asya ailesinin tek çocuğuydu. Henüz daha bir aylıkken babasını kaybetmiştir. Bu yüzden yaşamı boyunca babasını hiç tanıyamamış ve görememiştir. Annesi Zehra Hanım eşi vefat ettikten sonra başka bir evlilik yapıp Filistin'e gittiğinden dolayı Arif Nihat Asya akrabalarının yanında yaşamaya başlar.
İlkokul eğitimi için Örçünlü Köy Mektebi'ne başlamıştır. Babaannesinin yanında büyüyen Arif Nihat Asya, babaannesi öldükten sonra halasının yanında kalmaya başlamıştır. Hayatı mücadele içinde geçen Arif Nihat Asya, Trabluskarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'nın acı yenilgilerini yaşamış, Osmanlı'nın yıkılışı ve Kurtuluş Savaşı zaferiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahitlik yaparak İkinci Dünya Harbi'ni görmüş. Mehmetçiklerin Kore'ye gidişi ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın zaferle sonuçlanmasının mutluluğunu yaşayarak 1975 yılında Ankara'da 71 yaşında vefat etmiştir. Kabri Karşıyaka Mezarlığı'ndadır. Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'yı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Tarihe geçen şu veciz sözlerini dinlerken ruhu için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. El-Fatiha. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Işığı önüne al, yürü. Gölgen arkandan ister gelsin, ister gelmesin. Sen hem yaşamak hem de yaşatmak gücüsün. Gözler kalbin aynasıdır. Ama sen yine de gözüne kalbini sorma.